Sevgili gençler merhaba biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda birinci dönem tanzimat sanatçıları kimler döneme kazandırdıkları neler özellikleri nelerdi verilen eserleri nelerdi onları öğrendik şimdi ikinci dönem tanzimat sanatçıları ve özelliklerinden devam ediyoruz Recaizade Mahmut Ekrem dediğimizde gençler kendisinin tanzimat ikinci dönemini başlatan sanatçı olduğunu bileceksiniz ve döneminde Üstad olarak tanındığını da. Sonrasında. Edebiyat kuramcısı olarak. Yeniliklere öncülük ediyor kendisi. Yol göstericiliği ile. Öne çıkan sanatçı. Servet tüfünün döneminin oluşmasını sağlıyor. Gerçi bunlar bizim için çok önemli. Servet tüfünün döneminin oluşmasını sağlayan. Yazarımız kimdir? Sanatçımız kimdir? Dediğimizde. Recaizade Mahmut Ekrem olduğunu. Döneminde üstad olarak tanındığını. Tanzimat ikinci dönemini başlatan sanatçı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kendisi eski edebiyatı savunanlara karşı yeni edebiyatı savunuyor. Sonrasında divan edebiyatını savunan Muallim Naci ile kafiye ve edebiyat konusunda tartışmalara giriyor. Göz için uyak anlayışına karşı kulak için uyak anlayışını benimsiyor gençler. Zaten bu durumu şiirle ilgili görüşlerini ve eleştirilerini Zemzeme adlı şiir kitabının ön sözünde açıklıyor. Şiirle ilgili görüşlerine baktığımızda ise şiirin tek gayesinin güzellik olduğunu, güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceğini söylüyor. Şiirlerinde romantizm akımının etkisini de görüyoruz gençler. Sonrasında aşk ve doğa temalarını kullanıyor şiirlerinde. Genç yaşta ölen çocukların etkisiyle de ölüm konusunda da sıkça eserler veriyor. Yani şiirlerine bunu yansıtıyor. Ölümü hatırlatan doğa manzaralarını romantik ögeleri, hüzünlü ve duyguları hüzünlü duyguları şiirlerinde yansıtıyor gençler. Hece ölçüsü de şiirler yazan sanatçı çoğunlukla arzu ölçüsünü kullanıyor. Şiirlerinde divan edebiyatı nazım biçimlerinde kullanıyor. Yeni nazım biçimlerinde denemiyor gençler. O zaman ben Recaizade Mahmut Ekremin şiirlerinde divan edebiyatı nazım biçimlerini kullandığını, yeni nazım biçimlerini denemediğini bilmem gerekiyor. Bütün yapıtlarında sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Gençler zaten birinci dönemdekiler sanat toplum içindir anlayışıyla hareket ediyorlarken ikinci dönem tanzimat sanatçıları sanat sanat içindir anlayışıyla devam ediyorlardı. Bunu daha önce de söylemiştik bir kez daha hatırlatalım. Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisini görüyoruz gençler. Eserlerine baktığımızda şiirde, romanda, öyküde, oyunda kendisi ders kitabı da yazmış. Bunlar önemli. Bakalım şiirde Name-i Seher, Yadigar-ı Şebap, Zemzeme 1, 2 ve 3 olmak üzere. Tefekkür, Pejmür'de, Nijat Ekrem, Nefrin. Romana baktığımızda ise Araba Sevdası, Öyküsünde sayime Muhsin Bey yahut şairliğin hazin bir neticesi şemsa oyuna baktığımızda ise Afife Angelik bu ilk romantik dram olma özelliğini taşıyor. Atala yahut Amerikan vahşileri Vat, uslat yahut süreksiz sevinç çok bilen çok yanılır. Bunlar da oyunları ders kitabında ise talim edebiyat adlı bir kitabı var. Eleştiride takdiri elhan zemzeme 3 mukaddemesi olarak bileceksiniz gençler. Biyografide kudemadan birkaç şair takrizat diyebileceksiniz. Gelelim. ikinci dönem tazimat sanatçıların bir diğer önemli ismi Nabizade Nazım. Kendisi realizm ve naturalizmin öncülerindendir. Hikaye ve romanlarıyla tanınıyor. Karabibik adlı eseri realizmin başarılı bir örneğidir. Peki Karabibik adlı eserinde kırsal kesim gerçeğine ilk kez değiniyor. Sonrasında ilk köy romanı olarak kabul ediliyor Karabibik. Romanda çok uzun hikaye özelliklerine sahip. Yazar bu eserinde Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymeli köyünde babasından kalma tarlanın dört dönümünü komşusuna satan Karabibik'in kalan 8 dönümünü de Yosturoğlu'na kaptırmamak için ortaya koyduğu çabayı anlatıyor gençler. O zaman ben Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik adlı eserinin ilk köy romanı olduğunu bu, bu romanda bir köylünün yaptığı toprağı için verdiği mücadeleyi işlemiş olduğunu bilmem gerekiyor. Sonrasında Zehra adlı romanında kıskançlık teması üzerinde duruyor. Romandaki psikolojik çözümlemeler oldukça başarılı. Bu bakımdan bu eser ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul ediliyor. Gençler hepiniz Mehmet Rauf'un yazmış olduğu Eylül ile Zehra'yı karıştırıyorsunuz. Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra adlı romanda psikolojik çözümlemeler oldukça başarılı olduğu için ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul ediliyor. Bunu unutmayın. Sonrasında Heves ettim şiir kitabı, Yadigarlarım, Zavallı Kız, Seyyi Tesamuh hikaye türündeki diğer eserleri olarak bilmeniz gerekiyor gençler. İkinci dönem tanzimat sanatçılarından Abdullah Hamid Tarhan'la devam ediyoruz. Kendisinin Türk Edebiyatı'nda anıldığı Şair-i Azam adlı bir ünvanı var. Biz onu Şair-i Azam olarak tanıyoruz. Süleyman Nazif bu adı kendisine veriyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor gençler. Abdülhak Hamit Tarhan için şiir ve tiyatro türlerinde eserler veriyor. Tanzimat şiirinde batılaşma hareketinin ve yeniliklerinin asıl öncüsü sayılıyor. Abdülhak Hamit Tarhan'ın bir diğer önemli özelliği ise divan edebiyatını bitiren kişi olarak anılmasıdır. Şiirin kurallarını değiştiriyor hem doğuya hem de Fransız şiirine ait biçimleri ustaca kullanıyor. Hiçbir kurala bağlı olmayan şiirleri de var tabi ki kendisinin. Abdülhakamit Tarhan tam bir tezatlar şairidir. Şiirlerinde ince, karmaşık duygu ve düşüncelerin yanında basit duygu ve düşüncelere de yer veriyor. Düzensizlik ve karışıklık onun şiirlerinin ve kişiliğinin belirgin özelliğidir. O zaman tezatlar şairli olduğunu, düzensizlik ve karışıklığın onun şiirlerinde ve kişiliğinde belirgin bir özellik olarak karşımıza çıktığını bilmeniz gerekiyor gençler. Tabiat ve aşk şiirlerindeki ana temadır. Yani şiirlerindeki ana tema nedir diye sorduğumuzda tabiat ve aşk olduğunu. Daha sonrasında umut, hiçlik, yokluk, yurt sevgisi, ölüm. İnsanlık ve metafizik şiirlerindeki diğer konular olduğunu bilmeniz gerekiyor. Türk edebiyatında şiire metafizik ve ürperti getiren şair olarak da biliniyor kendisi. Şiirlerinde ölçü, dil ve uyağa önem vermiyor. Bu da önemli. Şiirlerinde zengin bir lirizm var, bunu da bileceksiniz. Felsefi şiirleri de yazmış olduğu bir diğer önemli nokta kendisi de sanat için sanat anlayışını benimsiyor. İlk şiir kitabı olan Sahra'da pastoral nitelikli şiirler de yer alıyor. Bu eseri batılı anlamda Türk Edebiyatı'nda ilk pastoral şiir örneklerini içeriyor gençler. O zaman batılı anlamda Türk Edebiyatı'ndaki ilk pastoral şiir örneklerini veren kitabımız nedir dediğinde Sahra bunu yazan kimdir dediğimizde ise Abdullah Tarhan olduğunu bileceğiz. Burada gözleme dayanmayan kır ve köy hayatının övgüsü yer alıyor. Sonrasında ilk eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki şiiri ise Makber. Türk şiirinde metafizik düşüncenin başlangıcı sayılıyor bu şiiri de. Belde adlı şiir kitabında ise şehir hayatını, Paris'teki sanat ve eğlence yaşamını anlatıyor gençler. O zaman Macbeth'in e, kendisi Fatma Hanım'ın ölümünden sonra yazdığını, Belden'in ise e, şehir hayatını, Paris'teki sanat ve eğlence yaşamını anlattığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi Abdülhakamit Tarhan'dan devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'ndaki ilk uyaksız şiiri yazıyor. Bu şiirin adı da Validem. Tiyatro türünde 21 eseri var. Bunların bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum mensur karışıktır gençler. Şiir şeklinde manzum tiyatrolarının bazılarını aruz, bazılarını hece ölçüsüyle yazmıştır. Tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil, okumak için yazmıştır gençler. Bu nedenle bu eserleri sahne tekniğine ve diline uygun değildir. Tiyatro eserlerinde romantizm akımının etkisi görülmektedir. Tiyatrolarının tümü dramdır. Tiyatro eserlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmıştır gençler. Sabru Sebat ve İçli Kız adlı tiyatro eserlerinde konuyu günlük hayattan, diğerlerinde ise diğerlerinde ise konularını tarihten ya da yabancı toplumların yaşamından alıyor gençler. Ona göre Yerli hayatı konu alan bir eser bilineni tekrarlamaktan başka bir şey olamaz. Tekrarlamaktan başka bir şey yapamaz. Görüşünü savunmuştur. Şimdi gençler Abdullah Kamit Tarhan'ın biliyorsunuz ki şairi azam olarak tanınıyor ve birçok eseri var. Bunun tek tek ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakalım şiirlerinde makber, sahra, validem, ölü, hacle, Bunlar odur, garam, divaneliklerim yahut belde, yadigarı harp, baladan bir ses, ilhamı vatan, kahpe yahut bir sefilenin hasbi hali. Bunlar şiirleri. Tiyatrolarına baktığımızda ise aruzla yazılanlar, heceyle yazılanlar, mensur olanlar, e, nazım nesir karışık olanlar olmak üzere e, bölümlere ayrılmış. Bakalım aruzda yazılanlara. <laughs> Sardanapal, Turhan, Kanuni'nin vicdan azabı, Eşber, Nazife, Abdullahü Sayır, İlhan, Yabancı Dostlar, Arziler, Ruhlar, Tayflar Gecidi, Tezer. Hece ile yazılanlara baktığımızda ise Nesteren, Liberte, Hakan, Cünunu Aşk mensur olarak yazılan tiyatroları ise Macerayı Aşk, Sabru Sebat, İçli Kız. Nazım nesir karışık olan tiyatroları ise Duhteri Hindu, Tarık, İbni Musa, Zeynep, Finten, Yadigarı, Harp, Gençler. Ahmet Hamit Tarhan'ın önemli eserlerini söyledik. Bunları tek tek ayırıp Bilmeniz gerekiyor not halinde öğrenme, öğrenmeniz gerekiyor gençler. Şimdi ikinci dönem tanzimat sanatçılarında önemli isimlerden bir tanesi de Sami Paşa Zade Sezai. Kendisi 1860 ve 1936 yılları arasında yaşamış. Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisindedir. Bunu bileceğiz. Romancılığımızı realizme yönelten kişidir. Roman ve öykülerinde halkın içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamlarıyla yansıtıyor. Öykülerindeki teknik romanlarındaki teknikten daha güçlüdür. O zaman romanları teknik açıdan güçlü değildir diyebiliriz. Küçük, şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları ruh çözümlemeleriyle doğal ve günlük konuşma diliyle işler. Eserlerinde gözleme önem vermiştir. Betimlemelerde ağır bir dil kullanmıştır. Konuşma bölümlerinde sade ve doğal bir dil kullanmıştır gençler. Kendisi de diğer ikinci dönem tanzimat sanatçıları gibi sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk öykü olan Küçük Şeyler adlı eserini vermiştir. Eserlerine baktığımızda tiyatroda şiir, düz yazıda Rumuzul Edep, iclal, Hikayede Küçük Şeyler, Romanda Sergüzeşt, Çeviride Çek Gençler. Bir diğer önemli ismimiz Muallim Naci. Tabii ki Muallim Naci'yi nasıl hatırlayacağız? Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği eski yeni tartışması yani kulak için kafiye mi göz için kafiye mi girdiği tartışmasından hatırlamış olmanız gerekiyor. Kendisi 1850 ve 1893 yılları arasında yaşamış bir e, yazarımız. Tanzimatçılarla aynı dönemde yaşamasına rağmen sanat anlayışı bakımından onlardan ayrılıyor. Bu onun önemli bir özelliği. Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen batılı şiir tarzında başarılı örnekler yazıyor gençler. Daha sonrasında Türk Edebiyatı'nda Eski yeni tartışmasında, hatırlarsanız abes ve muktebes de deniliyor buna. Eski yeni tartışmasında eski edebiyat taraftarlarının öncüsü oluyor. Gelenekçi şiir anlayışının temsilcisidir kendisi. Şiirlerinde yalın ve sade bir Türkçe kullanılmıştır gençler. Halk edebiyatı nazım biçimlerinden faydalanmıştır. Şiirlerinde yalnızlık, gurbet, doğa karamsarlık ve milli duyguları işlemiştir. Bu onun önemli özelliklerinden bir tanesi. Bir diğer önemli özelliği ise kendisi aruz ölçüsünü kullanıyor. Köyden söz eden ilk şiiri yazıyor. Peki köyden söz eden ilk şiirimiz hangisi? Köylü kızların şarkısı. Tabii ki yine bunu ilk köy romanımız olan Karabibik'te karıştırmıyorsunuz. Birçok kez soruyor çocuklar. Köyden söz eden ilk şiir olma özelliği taşıyor bu. Köylü Kızların Şarkısı. Peki bu maddemiz önemli. Muallim Naci Recaizade Mahmut Ekrem'le girdiği kafiye tartışmasıyla tanınıyor. Ekrem'in kulak için kafiye anlayışına karşı Muallim Naci göz için uyak anlayışını benimsiyor gençler. Muallim Naci eski yeni tartışmalarından Demdeme başlıklı yazılarında Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzemelerine karşılık görüşler beyan ediyor. Bu tartışmaya abes muktebes tartışması da deniliyor gençler. Bu madde bizim için önemli. Sizler de bunu çok dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Yani Muallim Naci'nin Zemzemeye karşılık Demdeme'ye yazdığını bilmeniz gerekiyor. Eserlerine baktığımızda ise şiir, eleştiri, anı, sözlük, araştırma gibi alanlarda çalışmaları var. Şiirde terkibi bendi, ya, şiirde terkibi bende. Yadigarı Naciye Ateşpare, Şerare, Firuzan ve Sümbüle. Bunlar şiirleri. Eleştirisine baktığımızda ise Muallim Demdeme 1, iki ve 3 diye devam ediyor. Anıda ise Medrese Hatıraları Ömer'in Çocukluğu. Sözlükte Lügat-ı Naci Araştırma yazılarında ise Osmanlı şairleri istilatı, edebiye ve esami olmak üzere bölümlere ayrılıyor Muallim Naci'nin. Bir de şöyle bir durumumuz var. Muallim Naci'nin mektupları ve oyunları da var. E, bu da mektup alanındaki muhaberat ve muhaverat. şöyle böyle mektuplarım yazmış bulundum. Oyunda ise heder Musa bin Ebil Gazan Yahut Hamiyet diye eserler vermiş Muallim Naci. Gençler, böylelikle Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçılarını işledik ve bunun yanında ise Tanzimat döneminde diğer sanatçılarımız var. Bunlar kimler? Yaptıkları kazandırdıkları neler? Eserleri neler? Onlardan devam edelim. Şimdi. Tanzimat dönemindeki diğer sanatçılardan önemli isimlerden bir tanesi Beşir Fuat. Kendisi edebiyatımızda ilk kez realizm ve naturalizm akımlarını savunan, ilk bilimsel ve nesnel eleştirinin örneklerini veren kişidir. Auguste Comte'nin pozitivist felsefesiyle araştırmalar yapmıştır. Eserlerine baktığımızda ise araştırmada Victor Hugo, Almanca muallimi usulü talim voltaire, Nikat diye bileceğiz. Said Halim Paşa'ya baktığımızda ise İslamcılık düşüncesini ele alıyor ve Said Halim Paşa bir devlet adamı gençler. Sonrasında Ahmet Cevdet Paşa'ya bakalım. O da 1822 ile 1895 yılları arasında yaşamış. Bu da Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından tarihçi ve hukukçu kimliğiyle tanınıyor. O zaman ben Ahmet Cevdet Paşa'nın e, önemli devlet adamı olduğunu, tarihçi ve hukukçu kimliğiyle tanındığını ilk Türk kadın romancı Fatma Aliye'nin babası olarak da bileceğim. Kaside ve gazellerini yazmışsa da başarılı olamamıştır gençler. Yazılarında sade bir dil kullanmıştır. Eserlerine baktığımızda tarih, hukuk, dil alanında eserler vermiş. Tarihe bakalım kısası kısası enbiya ve tarihi hulafe tarihi cevdet tekrar dedim tarih alanındakini kısası enbiya ve tevahiri hulefa tarihi cevdet hukukta mecelle gençler cumhuriyetten önceki medeni kanun olma özelliği taşıyor bu eseri dilde ise Kavaidi Osmaniye, Belagatı Osmaniye. Şimdi Kavaidi Osmaniye'de dil bilgisi kitabı özelliği taşıyor. Belagatı Osmaniye ise edebiyat bilgileri taşıyor bu kitapta. Ali Haydar'a baktığımızda ise edebiyatımızda ilk trajedi yazarıdır. Ve ilk manzum trajediyi Ali Haydar yazmıştır. Eserlerine baktığımızda ise trajedide Sergüzeşti Perviz, Sasanyan hükümdarlarından 2. Ersas'ın sergüzeşti. Komedisi, komedide ise rüya oyunu diyebiliyoruz. Sonrasında şair eşrefle devam edelim. Hiciv şairlerindendir. 2. Abdülhamit için yazdığı hicivleriyle ünlüdür gençler kendisi. O zaman ben şair eşrefi nasıl bileceğim? 2. Abdülhamit için yazdığı hicivleriyle ünlü olduğunu ve şair eşrefin bir Hiciv şairi olduğunu bileceğim. Eserlerine baktığımda ise Deccal Şah ve Padişah İstimdat. İran'da yangın var. Gençler şimdi diğer sanatçılar dedik ya Tanzimat döneminde. Teodor Kasap yine dikkat çekici bir isimdir. Sorularda karşınıza gelir. İlk mizah dergisi olan Diyojen'i çıkarmıştır. Bu arada Diyojen'in özelliği işte ilk mizah dergisi olması ve Theodor kasabında bunu yazmış olması bunun özellikleri arasındadır. Ve Moniere'den Pinti Hamit'i Türkçe'ye uyarlamıştır gençler. Mizancı Murat'a baktığımızda ise Mizan adlı gazeteyi çıkaran yazarımızdır. Tarihi <laughs> Tarih Umumi adlı tarih kitabıyla da ünlüdür. Sonrasında Mizancı Murat'ın bir diğer önemli eserlerinden yani ünlü eserlerinden bir tanesi de Turfanda mı yoksa Turfa mı? adlı romanıdır. Tanzimat döneminin gerçekçi panoramasını yansıtıyor bu eser. Süleyman Paşa'ya baktığımızda ise Tanzimat dönemi Türkçülerindendir. Türk adı Türk adı kullanılan ilk dil bilgisi kitabını yazmıştır. Peki Türk adı kullanılan ilk dil bilgisi kitabı nedir? Sarfı Türkiye. <laughs> Sonrasında Sadullah Paşa'ya bakıyoruz. Kendisi pozitifist düşünceyi anlatan aydın bir Osmanlı bürokratıdır gençler. Sadullah Paşa yine diğer sanatçılar arasında önemli bir isimdir. Kendisi pozitifist düşünceyi anlatıyor. Aydın, os, aydın bir Osmanlı bürokratı. Sonrasında Lamartine'den çevirdiği göl şiiriyle ünlüdür. 19. asır adlı şiiriyle de tanınır gençler. Sonrasında Sadullah Paşa'nın insan aklının gücüne inanır. Toplumcu bir eşitliği, devrimci bir özgürlüğü savunduğuna bilmiş olmanız gerekiyor. Divan şiirinin edebi sanatlarından uzaklaşıyor. Çıplak fikrin peşinde kendisi. Pozitivizmle materyalizmin hayalci bir yolcusu gibidir. Bu özelliği taşıyan kişi kimdi? Sadullah Paşa. O zaman Sadullah Paşa'yı biz pozitivizmci ve materyalizmci olduğunu bilmemiz gerekiyor gençler. Sonrasında Fatma Aliye Hanım'a bakıyoruz. Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olduğunu roman, felsefe, tarih, biyografi türlerinde de eserler verdiğini, çeviriler yaptığını bilmiş olmamız gerekiyor. Fatma Aliye Hanım'ın şöyle bir özelliği var. Kendisi ilk kadın romancımız gençler. Eserlerine baktığımızda ise Muhadarat, Refet, Udi, Emin. Sonrasında Agah Efendi'ye geçiyoruz. Gençler siz de biliyorsunuz ki Agah Efendi Şinasi ile ilk özel Türk gazetesi olan Tercümanı Ahvali çıkarmış. Posta Nazırı olarak da bilinen ilk posta pullarını bastıran kişidir gençler Agah Efendi. Akif Paşa'ya baktığımızda ise Adem Kasidesi adlı şiiriyle tanınıyor. Bu şiirinde yokluk düşüncesini ele alıyor. Ve Tapsıra adlı bir anı türünde de eseri var gençler. Bunlar da Akif Paşa'nın yazdığı önemli eserleri. Sevgili gençler, Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönem sanatçılarını, özelliklerini ve bağımsız sanatçıları daha doğrusu diğer sanatçılarını da size anlattık verdikleri eserler neler getirdikleri yenilikler neler bunlar hakkında bilgi verdik teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.